5 Ekim'de bizim gazetede haber yapmıştık. Samsun'da partiler sesli propaganda yapmama konusunda anlaşmıştı. Dün de Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'tan duyduk. Şehitler nedeniyle milletin yüreği yanarken şen şakrak parti şarkılarının caddelerde yükselmesi gerçekten de doğru olmazdı. Öncelikle bu anlaşmaya imza atan parti il başkanlarını kutluyorum. Basın mensuplarıyla kahvaltıda buluşan Çağatay Kılıç bir başka önemli bir tespiti daha hatırlattı. Samsun'da siyaset dün de bugün de seviyeli yapılıyor. Gerçekten de Samsun'da belden aşağı bir siyaset anlayışı yok. Sahte deliller ve kurgularla siyasi rakipler birbirini hırpalamıyor. Elbette eleştiri olacak, Kılıç da öyle diyor. Eleştiriye tamam ama hakaret boyutunda olmazsa. Samsunlu siyasetçiler ve basın mensupları bu konuda duyarlılığını koruyor. İlk adım şehri Samsun'un iç dinamiklerinin yapısı da zaten buna imkan vermiyor. Adı büyük şehir ama Samsun'da gündemi oluşturan insanlar ya akraba, ya hısım, ya arkadaş, ya da tanıdık. Siyasetçiye de gazeteciye de ulaşmak mümkün. Aslında Samsun'un bu özelliğini doğru harmanlayabilsek, yani birlik ve beraberlik içinde olabilsek, bu şehirde çok şey değişir. Yeter ki bardağın dolu tarafına da bakalım.